Selçuk Bey. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na adını veren Selçuk Bey, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasına hakim olan Oğuz Devleti'nin komutanlarından Dukak Subaşı'nın oğludur. 10. yüzyılın başlarında doğan ve Dukak Bey öldüğü zaman henüz 17-18 yaşlarında olan Selçuk Bey, Yapgu'nun yanında görev aldı ve yetişti. Daha sonra da Yapgu Oğuzlarına subaşı oldu. Genç yaşına rağmen yüksek mevkilere ulaşan Selçuk Bey'in giderek artan itibarı, Oğuz Devleti'nin Yapgu'su ve eşini rahatsız etti. Bir süre sonra Yapgu ile arası açılan Selçuk Bey, kendisine bağlı kalabalık Oğuz kütleleriyle Maverae'n-Nehir'e doğru göç etti. Çok sayıda at, deve, koyun ve sığırı da yanlarında götürdüler. Bu göçün asıl sebebi yer darlığı ve otlak yetmezliğiydi. Selçuk Bey 960'ı takip eden yıllarda Seyhun Nehri kenarında yine bir Oğuz şehri olan Cend'e geldi. Maverae'n-Nehir'den daha evvel göç etmiş Müslüman Türkler de burada oturuyordu. Selçuk Bey'in Türklerle diğer İslam ülkeleri arasında bir sınır teşkil eden Cend'e gelişi tarihte önemli bir çağın başlangıcı sayılır. Selçuk Bey bu yeni bölgenin siyasi ve sosyal şartlarını da değerlendirerek kendisine bağlı Oğuzlarla birlikte Müslüman oldu. Buhara ve Harezm gibi yakın İslam ülkelerinden de din adamları istedi. Böylece Türkmen adıyla da anılan bu Türk kütlesi siyasi ve sosyal yönden yeni bir hüviyet kazanmış oluyordu. Artık o İslamiyet için cihada hazır bir gaziydi. Nitekim Oğuz Yapgusu'nun memurları Cent şehrine yıllık vergi almak için geldikleri zaman "Ben kafirlere haraç vermem" diye onları uzaklaştırdı. Gerçekten de Oğuz Yapgusu henüz Müslümanlığı kabul etmemişti. Bundan sonra İslamiyet'i yaymak için mücadeleye başladı. Oğuz Devleti'ne karşı yaptığı çarpışmalardan iki önemli fayda sağladı. Birinci fayda, Müslüman Oğuzların kendisine katılması ve savaşlarda görev alması oldu. İkinci fayda ise Cent şehri ve civarında Yapgu'nun nüfuzunu kırarak kendi bağımsızlığını ilan etmesiydi. Komşu devletler de onun bağımsızlığını tanıdılar. Artık Selçuklu Devleti kurulmuş oluyordu. Şimdilik küçücük bir devletti ve tam bağımsız sayılmazdı. Bu sırada Türk Karahanlı Devleti ile İranlı Samani Devleti savaş halindeydiler. Samani Devleti Selçuk Bey'den yardım istedi. Selçuk Bey'in hem yeni topraklara ihtiyacı hem de Büyük Türk Hakanlığında gözü vardı. Oğlu Arslan Bey'in kumandasında gönderdiği kuvvetler sayesinde Samani Devleti Karahanlılara galip geldi. Bunun sonucu ve karşılığı olarak da Buhara ile Semerkant arasında Nur kasabası yakınlarında bir bölge yurtluk olarak Selçuklulara verildi. Artık Selçuklu Devleti bir yanda Karahanlı Türk Devleti, öbür yanda İran Samani Devleti olmak üzere iki büyük devlet arasında yer almış bulunuyordu ve burada tutunmak zorundaydı. Selçuklular iki devletle ilişkilerini bütün fırsatları değerlendirerek dengelediler. Karahanlılar 992'de Samaniler başkenti Buhara'yı zapt ettiler. Samaniler bölgeye yani Maverae'n-Nehir'e ancak Oğuz Devleti'nin yardımı ile tekrar hakim olabildiler. Fakat artık Samani Devleti'nde huzursuzluk ve kargaşa yoğunlaşıyordu. Bundan Gazneliler Devleti de yararlanmak istedi. Çünkü yeni kurulan Gazneliler Devleti henüz Samanilere bağımlı olmaktan kurtulamamıştı ve kurtulmak için fırsat kolluyordu. Samani Devleti, Büyük Hakanlığı elinde tutan kuvvetli Karahanlı Devleti ile gittikçe kuvvetlenen Selçuk ve Gazne Türk Devletleri arasında yok olmaya mahkumdu. Türk Devletleri de Büyük Hakanlık için birbiriyle mücadele verdiler ve yavaş yavaş üstünlüklerini kabul ettirdiler. Mikail, Arslan, İsrafil, Yusuf ve Musa adındaki oğullarıyla birlikte Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun temellerini atan Selçuk Bey, 1900 yılında ve 100 yaşlarında öldüğü zaman devlet iyice teşkilatlanmış, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun temelleri atılmıştı.